patatesini, peynirini, kıymasını hepsini size yapmak istiyorum. İnanılmaz güzel oluyor, yumuşacık oluyor, yedikçe yediriyor. Yaptığım bütün insanlar bu böyle tarifine bayılıyor. O zaman büzme böreğimizin yapımına geçelim. Patatesli büzme börek için gerekli malzemeler 2 adet hazır yufka, içi için malzemeler 2 adet büyük boy patates, 1 kase tulum peyniri, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz. Sosu için malzemeler 1 kahve fincanı süt, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı. Üzeri için ise susam kullanacağım. Bir tavayı ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını yaktım. Sıvı yağ dökeceğim. Çok fazla değil. Şöyle çorba kaşığı kadar döksen yeterli. İçine salçalarımı ekliyorum. Yağda salçalarımı kavuracağım. Sonra patateslerimi ekleyeceğim. Yağda kavurdum. Ocağın altını biraz kısayım. İçine haşlanmış ve rendelenmiş veya çatalla yiyebilirsiniz. Patateslerimi ilave ediyorum. Şimdi patateslerimi salça ile birlikte güzelce karıştırıyorum. Biber salçamla güzel bir şekilde patateslerimi karıştırdım. Her tarafına eşit bir şekilde yayıldı salçalar. Şimdi içine pul biber atacağım, çok az. Çünkü zaten biber salçası koydum, birazcık acı olacaktır. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Karabiber ekliyorum. Baharatları arzunuza göre arttırıp çoğaltabilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Baharatlarımı da eşit bir şekilde harcımı resimler. Böyle salçalı yapmak istemiyorsanız sadece haşladıktan sonra baharatını ekleyip de börek harcınızı hazırlayabilirsiniz. Ama böyle yağda kavurunca lezzeti çok daha güzel oluyor. Bütün baharatlar da patatesimi güzel bir şekilde emdiler. Şimdi ocağımın altını kapattım. Peynirimi yıkıyorum. Böyle patatesli börek yapınca içine peynir koyunca daha lezzetli oluyor. Kaşar koyabilirsiniz. Ben bugün tulum peyniri kullanacağım. Şimdi karıştırıyorum. Kıymalı börek harcı hazırlarken de içine çok az bir patates, haşlanmış patates rendeleyince de çok güzel oluyor. Böyle tek patatesli yapmak yerine içine peynir kattığınızda da çok lezzetli oluyor. Ve harcım hazır. Şimdi soğuması için bekliyorum. Ben bu arada sosunu hazırlayacağım. Sosunu hazırlayacağız şimdi böreğimizi. Sütümü döküyorum. Fincan, kahve fincana. Sıvı yağımı döküyorum. Çorba kaşığı yoğurdum var. Şöyle kenarlayayım. Böyle iyi yumuşacık yapıyor bu sos. Çok güzel oluyor. Aynı zamanda bir kıtlık da oluyor. Şimdi tıklıyorum sosumu. Böreğimin sosu hazır. Hazırladığım sostan yufkanın üzerine şöyle bolca gezdiriyorum. Yumurta fırçasıyla her tarafına eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum patatesli peynirli harçtan koyacağım. Şöyle birazcık yağla kavurduğumuz için birbirine yapışkan oluyorlar. Normalde böyle tane tane dökülmüyor ama böylece.
Düzüyorum. Şimdi şöyle yufkamı yıkmadan çekmeye çalışacağım. Normalde bu işlemi başladıktan sonra sonuna kadar götürebilirsiniz. Ama tezgahım yetersiz olduğu için ben yapamıyorum o işlemi şu anda. Şöyle tutuyorum böreğimi, öne doğru çekiyorum. Yufkamı tamamen açmak için. Şöyle. Şimdi yufkamın diğer tarafını da sosla ısıtıyorum. Yumurta fırçasıyla güzel bir şekilde soslu yufkalarımı yediriyorum. Hiç tarafı kuru kalmayacak şekilde. Harcımdan da yine aynı şekilde yufkalarımın üzerine serpiştiriyorum. Şimdi böreğimi büzmeye devam ediyorum. Ama dediğim gibi büyük bir alanınız varsa tezgahınız büyükse de masa üzerinde de yapabilirsiniz. Bu işlemi tek hamlede yapabilirsiniz. Şimdi gül böreği gibi içeri doğru katlıyorum. Birinci böreğim hazır. İkinci yufkamı da aldım. Aynı işlemi yine uygulayacağım. Siz ne istiyorsanız onu serpebilirsiniz. Çörek otu olur, haşhaş olur. Şimdi 200 derece fırında, önceden ısıtılmış fırında böreklerin kızarana kadar pişireceğim. Bugün sizlere patatesli üzüm börek tarifi verdim. İç harcının lezzeti muhteşem. Patatesle peynirin uyumu harika. Genelde kısık, içi yumuşacık bir börek tarifi. Mutlaka size deneyin. Ben şimdi böreğimi sormadan afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.